Cihan. Beni o soruyu sormak zorunda bırakma. Hangi soruyu? Şu bütün erkeklerin nefret ettiği soruyu. Ne düşünüyorsun? Yok, hatırlamıyor. Yani kocam resmen doğum günümü hatırlamıyor. Yok canım, ne hatırla? Ben şimdi spora geçiyorum, seni ararım, tamam mı? Sevgiyle çok yakınlar sanki. 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 Neyse, ben spora geçiyorum. Tamam, hadi sen spora, ben de işime. Bak, aslında başının etini yemek istemiyorum ama... ya seni böyle gördükçe elimde değil. Hem sen böyle olunca benim de enerjim düşüyor. Gerçekten artık ne olduğunu merak ediyorum Cihan. Ben sana ne dedim? Bu öyle anlatabileceğim bir konu değil ki. Tamam, farkındayım, oradan çok can sıkıcı görünüyorum ama... bu bir dönem. Geçecek. Geçecek, geçmeli. Bak, fazla meraklı gözükmek istemiyorum ama... biliyorsun, yani bazen seni niye bu kadar fazla didiklediğimi biliyorsun. Seni böyle gördükçe... İçim rahat etmiyor. Ya ister istemez... ya elimde olmadan benim yüzümden böyle olduğunu düşünüyorum. Ya aslında ben senden uzak durmaya çalışıyorum ama... Durma. Benden uzak durma. Şu son zamanda benim yüzümü güldüren tek insan sensin sanırım. Bana iyi gelen tek insan sensin. Ben seviyorum. Yani etrafımda olmanı, yanımda olmanı gerçekten çok seviyorum. Selam. Abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır endorfin salgılamıyorum dedim, geldim. Çok iyi yaptın. Size iyi sporlar. Aa, olur mu öyle şey? Ben bu makinelerle boğuşmayı hiç sevmem ki. Biraz yoga hiç fena olmaz. Hadi bakalım, özel ders vakti. Siz yoga yapıyordunuz zaten değil mi? Hı hı. Tamam, o zaman ısınmaya başlayalım. Hayret. Ben bu ısınma turlarını atlattığımızı düşünüyordum. Yaşıyoruz. Merak ediyorum. Acaba sen ne zaman hazır olacaksın? Ben hazırım zaten. Isınıyorum. Sana hazır olduğunda bana gel demiştim. Gülfem Hanım. Duymadın mı onu? Mutsuzluk değil, mutluluk sebebisin. Bizi mi dinlediniz? Kör müsün Sevgi? Cihan'ı mutlu edebilirsin. Bu hayatta ilk kez ona gerçek bir mutluluk yaşatabilirsin. Bakın, ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım ve bundan hiç hoşlanmıyorum. Hayır Bıcırık, sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Bıcırık. Peki, Bıcırık olayım ben. Ama aptal değilim. Gülüru'dan kurtulmak için beni kullanmaya çalışıyorsunuz ama benim sizin o tuhaf entrikalar dünyanızda oyuncak olmaya hiç niyetim yok Gülfem Hanım. Maalesef Sevgi, benim artık Gülfem'den kurtulmam pek mümkün değil. Ne demek istediğinizi bilmiyorum ama... ben sizin oyunlarınızın bir parçası olmayacağım. Cihan'a olan duygularımı kullanmanıza izin vermeyeceğim. Onu mutsuz edecek hiçbir şeyin içinde, kıyısında, köşesinde olamam ben. Bunun Gülfem'le bir alakası yok ki. Mesele Cihan, anlamıyor musun? Kardeşim sana aşık oldu Sevgi. Sakın itiraz etme ve beni kesme. Ben ne dediğimi de, kardeşimin ne hissettiğini de gayet iyi biliyorum çünkü kör değilim. Evet, haklısın. Haklısın. Bana Gürru konusunda güvenemezsin ama Cihan konusunda... bu hayatta bana bir tek Cihan konusunda güvenebilirsin. Abla. Ben çıkıyorum.
Evde görüşürüz. Görüşürüz. Onun mutlu olmasını istiyorum. Kısacık ömründe gerçek sevginin ne demek olduğunu hissederek yaşamasını istiyorum. Benim kardeşim kısacık hayatına tek taraflı, karşılıksız bir aşk sığdırdı. Sevmenin ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Ama sevilmenin, gerçekten sevilmenin, sevilerek sevmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Düşün. Sadece düşün. Cihan gerçek bir mutluluğu hak etmiyor mu? Düşün. Mm-hmm.